Efendim herkese merhabalar, selamlar, muhabbetler diyelim. Yine yeni bir nebze ile canlı canlı buluştuk. Çok şükür kavuşturana diyelim. Ve Ramazan boyunca programlar devam ederken Ramazan'dan sonra da yine böyle hani bam telinize dokunacak konuları belirledik. Ve yine terapi tadında tam da bugünlerde hep ihtiyacımız olan şey psikologlarımız, psikiyatristlerimiz, uzmanlarımız evinize, ayağınıza geliyor ve ruhunuza, kalbinize dokunmaya devam ediyor diyelim. Ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bizlere eşlik etmek isteyenler Instagram hesabımız olan Bir Nebze'den bizlere yazabilirler sorularını. Efendim yavaş yavaş havalar ısınıyor. Yaz kapımızı çalmak üzere. Her ne kadar Ankara'da birazcık böyle havalar bozmuş olsa da yağmurla, rüzgarla tanışmış olsak da şu günlerde yavaş yavaş yaza adım atıyoruz. Ve bu süreçte psikolojimiz nasıl değişiyor, nasıl etkileniyor bunları konuşacağız. Yaz depresyonu kapınızı çalmadan yapacaklarınızı ve yapmayacaklarınızı bu programda bulacaksınız bugün diyorum. Ve çok kıymetli konuğum psikolog Fatma Vildan Sandal'la birlikte konuşacağız ve kendileri buradalar. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hali hazırda sıcak havaların etkisini konuşacağız. Özellikle yaz depresyonu çok da az bilinen bir durum. Belki çok az kişinin yaşadığı bir şey. Ama bence öngörü şu, korona salgınından dolayı acaba bu yaz insanlar ne hissedecek, nasıl bir psikolojiye bürünecek, sıcak havalarda eskiden yaptıklarımızı nasıl kısıtlı şekilde yapacağız ve bu bize nasıl yansıyacak? İşte bunları detaylı konuşacağız. Peki ben şöyle başlasam. Termal dediğimiz şey yani ısınması, havaların ısınması insan psikolojisini nasıl etkiliyor? İnanılmaz etkiliyor. Şimdi sadece yaz mevsimi değil aslında bütün mevsimlerde mevsim değişikliğine uğradığımız zaman bizim de farkında olmadan veya olarak da bir ruh halimiz değişiyor. Yani hem ruh halimiz değişiyor hem de fiziksel olarak vücudumuzda birçok şey değişiyor. Bugün aslında bunlara değinmek istiyorum. Bu değişim mi, adapte süreci veya işte bunun farkındalığı tabii kişiden kişiye göre değişiyor. Yani mevsim değişikliğinin bizi ne kadar etkilediği herkes de tabii ki de farklı oluyor. Şimdi baktığınız zaman genelde yaz ayı dediğimiz zaman insanın aklına ne gelir? İşte güneş gelir, kuş sesleri gelir, güzel havalar, doğa gelir. Kış dediğimiz zaman da işte karanlık, soğuk gibi şeyler gelir ve bunlar bize farklı şeyler anımsatır. Biraz da bu sembollerle alakalı da olabilir aslında. Doğa dediğimiz zaman sanki yeniden dirilme, bir canlanma gibi bir şey. Kış dediğimiz zaman da ölüm. Aslında uyku, durağanlık, sessizlik bizde canlanıyor. Tabii ki vücudumuzda da bu tarz şeyler oluyor ama bilimde her zaman tek bir doğru yoktur. Genelleme yapamayız. Yani depresyon şöyle olur diyoruz. Tam başka bir semptomla ortaya çıkabilir. Aynı bu şekilde de yaz depresyonu dediğimiz durumda da kişi bu sefer tam tersi. Yani yazın kendini daha kötü hissedebilir, daha mutsuz hissedebilir. Çünkü insanların çoğu daha mutlu hissederken, kışın daha mutsuz hissederken yaz depresyonu yaşayanlar yazın mutsuz, kışın mutlu hissedebilirler. Yani onun için bir genelleme yapmak doğru olmaz. Şimdi önce bu bir tanım yapmak lazım. Şimdi insanın tanımını biz biyopsikososyal bir modelle tanımlıyoruz. Ne demek bu? Biyolojik bir tanım var, biyolojik bir varlığız, psikolojik bir varlığız ve sosyal bir varlığız. Yani aslında bugün bahsedeceğimiz mevsim değişikliği konusu da tam olarak sosyal olan, çevrenin bizde yarattığı hem fiziksel hem de ruhsal etkilerden bahsedeceğiz. Çok önemli. Evet. Şimdi konuya bir gireyim. Çok uzun girdim değil mi? Şimdi mesela havanın karanlık olması. Ne dedik? İşte soğuk olması bizlerde olumsuz ruh hali canlandırabiliyor. Melankolik bir anımsatma geliyor. Kesinlikle. Ya da işte yazın daha pozitif hissetmemiz, güneş ışığı dediğim semptomların olması güzel şeyler canlandırıyor. İster istemez bu ruh halimize de etki ediyor, bedenimize de etki ediyor. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yani nasıl etkileri insanların çok iyi anlaması lazım. Çünkü benim gördüğüm şu, bir insan mutsuz hissediyorsa sebep mevsim olamaz. Saçma güzel. Geliyor. Yazı suçlamayın. Evet sıcak yani hani yok ya sıcak. Yazın neden bazı insanlar mutsuz? Yani yaz deyince nasıl mutsuzluk gelir akla diyoruz ama. Evet. Hava sıcakken de mutsuz, depresif hissetmeyi yaşamışızdır hepimiz dönem dönem. Bilmiyorum yaşadın mı sen hiç? Tabii ki hepimiz yaşadık aslında. Evet. Yani her geçişte bunu şöyle anlatabilirim. İki tane çocuğumuz olsun. İkisinin de bir anda okulunu değiştirelim. Birisi çok çabuk adapte olabilir.
birisi de daha yavaş adapte olabilir. Aslında bu bir adaptasyon süreci. Şimdi nasıl söyleyebilirim? Mesela bizim vücudumuzda serotonin dediğimiz bir kimyasal var. Mutluluk hormonu olarak bilinir. Şimdi bu serotonin dediğimiz şey gün ışığında aslında daha çok yayılım yapar. Yani D vitaminine bağlı, işte gün ışığı aldığımız zaman artar. D vitamini alıyoruz, serotoninimiz artar. Dolayısıyla genel olarak insanlar daha mutlu olur gün ışığı aldıkları zaman. Serotonin azlığında ne olur? Bugün onlardan da bahsedeceğiz çünkü serotonini artırmak için önerilerde bulunacağım. Kişi mutsuz hisseder çünkü serotonin azaldığı zaman dopamin de azalır. Ne olur? Kendi daha isteksiz, daha hareketsiz, tükenmiş, yaşam umutsuz. Aslında evet tam istemiş. Depresyon belirtileri serotonin düştüğü zaman ortaya çıkar. Kışın ya da akşamları melatonin dediğimiz bir hormon. Bu uyku hormonu olarak bilinir, karanlık hormonu olarak bilinir, yayılım gösterir daha çok. Karanlık havalarda geceleri bizim uykuya geçişimizi kolaylaştırır ve bağışıklık sistemimizde çok önemlidir melatonin hormonu. Tabii başka bir sürü etkisi var serotoninin de aynı şekilde. Şimdi melatonin hormonunu da kışın fazla olması çünkü daha karanlık ya. Dolayısıyla o fazla olduğu zaman serotonin azalıyor ve biz hem daha halsiz hissediyoruz kendimizi, daha yorgun ve serotonin azaldığı için de çünkü güneş görmüyoruz çok fazla, D vitamini alıyoruz. Tabii başka şeyler de var bunun yanında. Hem de biraz daha depresif oluyoruz. Bu genel insan tablosu. Ama yaz depresyonu olanlar dediğimiz gibi tam belki tam güneş ışığı alamadığından belki de benim kendi görüşüm. Şimdi bunlar çok fazla karşımıza çıkmıyorlar. Yani bir yaz depresyonu %1'in bile altında gelebilir bize. Ama zaten bu mevsim değişikliğinde yaşayan gerçekten bir depresyon varsa bunun bir öncesi de var. Yani biraz yani daha bir yaz depresyonu süreçten. Tetikleyen hayat dinamikleri olabilir, kendi aile örüntüsü olabilir, kendi evet. Kimyasında hali hazırda yaza düşük bir serotonine girmiş evet, olabilir. Zaten bu insan daha karamsar oluyor evet, genelde. Mizaç farklılıkları. Aynen. Hani siz böyle bir hastalığa yatkın olursunuz. Evet. Sonra bir stres faktörüyle o hastalık ortaya çıkar ya. Mesela şizofreniye yatkın olursun. Askere gider erkek. Atak geçirir. Bunun gibi aslında yaz da bir yerde onu tetikliyor. Evet. Ama bizim için önemli. Onun için mevsim geçişlerinde aslında birçoğumuz, ben şimdi bunun altını çizmek istiyorum. Şu anda yaza geçiyoruz. Birçoğumuz kendimizi kötü hissedebiliriz, bocalamış hissedebiliriz. Çünkü biz şimdi her şeye uyum sağlamak üzerine yaratıldık. Her şeye uyum sağlıyoruz. Ve bizim bir biyolojik saatimiz var. Nasıl ki çevre değiştiği zaman ona uyum sağlıyorum, biyolojim de değişiyor. Aslında o mevsimin getirdiği sıcağı, güneşe, neme veya işte başka türlü şartlara da yeme uyku düzenim değişiyor mesela. Uyum sağlıyorum. Tabii ki uyum sağlarken ne oluyor? İnsan biraz daha gergin, biraz daha mutsuz, biraz daha kaygılı oluyor ve bunun nedenini mevsim olduğunu anlayamıyorlar. Evet. Diye sözümü bitiriyorum. Şöyle bir şey, o kadar güzel bir cümle ki uyum. Uyumun olduğu yerde yani uyum sürecine geçişte bütün insanlar evet. Şunu bilsin. Her uyum bir stresi tetikler. Yani aynen. Uyumda eyvah işte ne olacak, ne bitecek, kaygılar vardır. Bir çocuk yeni okula başladığı zaman, yeni bir yere taşındığı zaman, bir insan nişanlandığında, yeni bir aileye girdiğinde, yeni bir işe başladığında, ilk defa işte üniversiteye kazanıyor, bir üniversite ortamına, bahçesine giriyor kampüse. Bakın bütün hepsi bir uyum gerektiriyor değil mi? Yeni bir şey. Evet. O zaman stres de vardır. Bu doğal bir şeydir. Peki bu stres yani yazın tadını çıkarmak yerine neden dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, uykusuzluk, iştah sorunu yaşıyor değil mi bazı insanlar? Bunları daha detaylandıracağız. Şimdi sıcak deyince aklımıza hep stresli bir hava geliyor. Yani sıcak işte nefes alamıyorsun, terliyorsun, vücut su kaybediyor, biyolojik etkileri var. Tabii biyolojik etkiler psikolojik etkileri de tetikliyor. Buradan biraz daha devam edelim. Yani işte mevsimsel geçişlerde bazı psikolojik bozuklukları varsa hali hazırda insanların onlar daha ayyuka çıkabiliyor. Evet, çok değil güzel. Mi? Yani bipoları varsa, anksiyetesi aynen, varsa, aynen. OKB'si varsa yaz döneminde yaz depresyonunun altındaki başka dinamikler var aslında. Evet, çok bahsedelim mi bunlardan? Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu uyum meselesi var ya. Aslında bu insanların uyuma karşı nasıl tepki verdiğiyle alakalı bir şey. Bazı insanlar
çok daha rahat adapte olabilirken bazı insanlar biraz daha zorlanabiliyorlar. Yani bazıları hiç farkında bile olmuyor. Mesela ben öyleyim, mevsim geçmiş falan çok anlamıyorum ama bazı arkadaşlarım da net olarak bunu görüyorum. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi yaz depresyonunun temel şeyi sıcak ve nemdir. Çünkü sıcak arttığı zaman, yani mesela bir sıcak bir yere bir yemek koyalım, o bile çok ısınıyor değil mi? Biz sıcakta olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Terlemeye başlıyoruz. Terlemenin fizyolojisi de şu: vücut kendi vücut ısısını korumak adına bizi soğutmaya çalışıyor. 36,5-37 arasında. Yani bizim ısınmamızı engellemek için bunu yapıyor. Şimdi vücudumuzda aslında bir sistem devreye giriyor. Biz terlediğimiz zaman, çok nem aldığımız zaman bunalıyoruz ya. O sistem devredeyken ben biraz daha tahammülsüz oluyorum. Yani arka planda aslında başka işler var. Bunalmışım çünkü. Yani yoğunluk var gibi düşünebilirsin. Yani bardak dolmuş zaten. Evet, ama işte bunun farkında olmuyorlar. Mesela özellikle yaz depresyonunda tahammülsüzlük çok görülür. Mesela kıştan biraz onu ayırt edebiliriz aslında. Trafikte bunun en bariz örneğini yaşamıyor muyuz? Yani değil mi? Yaz döneminde sıcakta arabanın içindeysek, ne kadar klima da olsa, işte camları açmaya çalışıyoruz, trafikte beklerken önümüze biri sıkırdığı zaman daha çok kavgalar, gürültüler. Evet. Değil mi? Doğal olarak bunları görebiliyoruz. Bir de şöyle bir araştırma yapıyorlar. Yaz dönemi depresyonunda ki en temel özellik ne biliyor musunuz? Kişi risk alma davranışını artırıyor. Yani fazla risk alıyor, tehlikeli işler yapıyor, sonunu düşünmüyor bunaldığı için bir yerde. Onun için yazın mesela daha çok suç işleniyor. Bir de araştırmalar şunu gösteriyor. Mesela biz hep diyoruz işte melatonin çok olduğu için kışın insanlar daha depresif. Hep işte araştırma sonuçları kışın intihar oranlarının daha yüksek olduğunu söylüyorlardı. Ama baktığınız zaman Amerika'da bir araştırma yapılıyor. Yazın intihar oranlarının daha yüksek olduğu bulunuyor. Bu da nedir? Risk alma davranışının, o tahammülsüzlüğün, o öfkenin ortaya çıkması. Mesela yaz depresyonunda da biraz daha davranışsal olarak bunu görüyoruz. Yani saldırma gibi. Evet. Kışın daha böyle içsel bir depresiflik varken yaz depresyonunda daha böyle saldırma bedensel şeyler oluyor. Zaten aynen. Yine mesela uykuda ve iştahta mesela kıştan farkı azalma oluyor. Yazın daha mı çok iştah açılır? Aslında azalma oluyor ve buna bağlı kilo kayıpları görünüyor. Mesela kışın insanlar daha çok yiyorlar, daha yağlı yiyorlar. Yine burada hareketli bir hayat ota geçiş belki onun etkisi var. Belki daha light yani daha hafif gıdaların yenmesi, işte zeytinyağlar, meyveler. Evet, evet. Değil mi? Sıvı kaybından dolayı daha işte karpuz mesela, yaz meyveleri geliyor aklımıza hemen. Aynen öyle. Bunlar etki ediyor. Bir de şey çok güzel söylediniz. Mesela su kaybı insanların aslında ruh halini çok etkiliyor. Evet. Hani bugün tedavi kısmını da değineceğiz ama özellikle bipolar bozukluğu olan yaz döneminde manik atakları geçiyor. Mani atağı nedir biliyor musunuz? Şimdi bipolar bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu deriz biz buna. Kişi aşırı mutlulukla aşırı mutsuzluk arasında gider gelir. Yaz dönemi, şimdi güneş ışığı dedik, serotonin dedik. Bu kişiler atak geçiriyorlar ve aşırı bir mutluluk hali. Bu aslında çok güzel bir şey değil. Çünkü çok saçma sapan şeylere davranışlarda bulunuyorlar. Ya da ne bileyim, sürekli birilerine aşık oluyorlar. Olur olmaz şeylere paralarını harcıyorlar. Yeni işlere girişiyorlar vesaire. Ha, bir de bunu söylemek istiyorum şimdi. Tam bu geçişlerde dedik ya, risk alma davranışımız artabilir. Çok sonunu düşünmeden hareket edemeyebiliriz şu 2-3 haftalık süreçte. Riskli ortamlarda davranışlardan biraz kaçınmamız lazım. Nedir bu? Yeni bir iş örneğin, yeni bir proje gibi maskesiz şeylerden. Maskesiz dışarı çıkmamak. Evet, o da bir risk. Günümüzün önemli alt bizim için. Sosyal mesajı vermiş olalım. Kesinlikle. Bu da bir risk, maskesiz şimdi çıkmak. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bütün mevsim geçişlerinde kendimizi üzgün, yorgun, isteksiz, enerjisiz, mesela bu tarz belirtiler hepimiz hissedebiliriz. Şimdi bunlar var bende, kesin bende yaz depresyonu var gibi bir şey yapılmamalı. Çünkü bu bir benim vücudumun değişen çevreye verdiği bir tepki, alışma süresi. Şimdi her gün çocuğumuzu işte 8'de yatırıyoruz diyelim, 7'de kalkıyor. Bu çocuğu biraz daha erken yatırmak gibi veya geç yatırmak gibi bir bocalama olacak, bir problem yaşayacağız. Ama bu problem 2 haftadan uzun sürerse o zaman sıkıntı. Onun için dikkat etmek lazım. Yani yaza girerken hepimiz etkileneceğiz. Evet. Ama bunun depresyona dönüşmemesi için alacağımız önlemler var.
Bir yandan evet. Efendim kendi aralarında bıdır bıdır konuşuyorlar deyip de sakın sizi duymadığımızı, görmediğimizi düşünmeyin. Hı hı. Bir nebze hesaplarından yorumlarınızı, mesajlarınıza göz ucuyla bakıyorum. Birazdan aralara soru serpiştireceğim. Özellikle şunu söylüyoruz. Yaz depresyonunu konuşurken tabii ki korona salgını bu yazımızı diğer yazlardan daha farklı kılacak. Ama şunu biliyoruz biz. Yaz depresyonu nedenlerine Villar Hanım bahsederken şunu da eklemek istiyorum. Yazın, daha doğrusu hani yaza giriş İşte bizler ne yapıyoruz? İşte bu yaz şunu yapacağım deyip hep bir hedefler koyuyoruz, planlamalar yapıyoruz. Bunların bazısı gerçekçi olmuyor, bazısı uzun vadeli ulaşabileceğimiz şeyler olduğu için yaz geldiğinde ve bunlara ulaşamadığımızda, bunları yapamadığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz. Evet. Yani biz yaz döneminde işte şunu yapacağım, 5 kilo vereceğim, spora başlayacağım gibi. Evet, bunlar çok güzel hedefler ama gerçekçi olmadığında ya da beklentilerimizi çok yukarıda tuttuğumuzda, yaz öylesine gelip geçtiğinde, Eylül geldiğinde, bu yaz hiçbir şey yapamadım, istediğim hiçbir şey olmadı diyerek bu sefer kış depresyonuna giriyoruz. Sanırım insan bir dengede olmalı. Zaten bir denge çok önemli. Kesinlikle. İfrat ve tefritten kaçındığı müddetçe psikolojik rahatsızlıkları teğet geçiriz efendim. Bunu da dipnot olarak düşerim. Bu da önemli. Şimdi yaz depresyonundan bahsederken tedaviye de gireceğim ama şunu da söyleyelim. Peki hali hazırda. Hatta korona salgını birçok psikolojik rahatsızlıkları tetikledi. Hı hı. Psikolojisi çok iyi olmayan insanlar için yaza girişte önce bunlar ne yapmalı? Bir de normal, hiçbir psikolojik rahatsızlığı olmayan, gayet herkes kadar etkilenmiş bu süreçten insanların yaza girişteki etkisi farklı. Yani o ikisinin etkilenme oranı farklı. Hı hı. Programın başında söylemiştim. Aslında... Tavsiyelerden başlayalım mı? Tamam. Tavsiyelerden başlayabiliriz ama aslında vereceğim örnekler. Şimdi biz tedavide de bunu yapıyoruz. Hı hı. Şimdi dedik ya, 2 haftayı geçerse bu kişide evet yaz depresyonu olabilir veya mevsim değişikliğine bağlı bir depresyon olabilir dedik. Tedavi kısmında çok fazla ilaç tercih etmiyoruz. Çünkü ilaçların zaten etki süresi biraz uzun. Hani 20 günde falan oluyor. Bir de biliyorsunuz ki depresyonda mesela terapi çok önemli. Gerçi eğer kişinin işlevselliği çok bozulduysa, örneğin uykusuzluk olabilir dedik. Çok uykusuz kaldı. Bağışıklık sistemi düştü, kilo verdi. Hani bariz gözle görülür bir işlev kaybı var kişinin. O zaman antidepresanlar hani önerilebilir. Yani orta ve ağır düzeydeyse. Ama onun dışında bizim yaptığımız şey de aslında biraz daha davranışsal şeyler, danışanları önermek. Onun için hiçbir problemi olmayan, şimdi ben madde madde söylerim ama aslında birçoğumuzun yapması gereken, rutinimiz halinde olması sağlıklı gereken şeyler var. Sağlıklı bir iyi olmak adına yapılması gereken evet. Tavsiyeler var. Mesela şu anda hepimiz evdeyiz dedik. Dolayısıyla yeteri kadar D vitamini alamayacağız. Güneş ışığı alamayacağız yeteri kadar. Yani istediğimiz gibi dışarı çıkıp ya da işte güneşlenemeyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Serotonimimiz düşecek. Yani şu anda bu bizde de var. Ben de var, ekranı yansıyorum. Uykusuzluktan efendim benimki. Ona evet, gireceğim. Uyku çok önemli. Kesinlikle. Oraya biraz sonra girelim. Buna tamam. Devam edelim. İnanılmaz derecede yaşadığımı hissettiğim birebir uyku bozukluğu ya evet. Da uykusuzluk insanın çökertiyor. Kesinlikle. Gözlerimin altından görebiliyor musunuz bilmiyorum. Doğusalara evet, da bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi onun için önce yapmamız gereken şey gün ışığından faydalanmak. Hı hı. Mümkün olduğunca, fakat bu güneşin en tepedeyken olduğu zamanlar değil. Yani öğlenin tam kavurucu sıcağında değil de 3'ten 4'ten sonra veya sabah erken saatlerde güneşten faydalanmamız gerekiyor. Eğer izleyenlerin evleri yani müsaitse bu bir yürüyüş şeklinde olabilir. Dışarı çıkıp tabii sosyal mesafe çerçevesinde oturup güneşi alma şeklinde olabilir. Veya da balkonumuz varsa, bahçemiz varsa bu şekilde gün ışığını almamız lazım. En az 20 dakika, 20-30 dakika. Bunun dışında evimizin dizaynını da aslında gün ışığı alacak şekilde yapmamız lazım. Mesela fon perdeleri kaldırabiliriz. Çünkü yaz geldi ve biz kendimizi yaza adapte etmeye çalışmak için ne yapmamız lazım? Yazı kabul etmemiz lazım, değil mi? Yani yaz geldi, hoş geldin dememiz lazım. Evet. Ramazan'ı karşıladığımız gibi. O zaman ne yapacağız? Evimizi de aslında yaza göre düzenleyebiliriz. Çünkü şu an dışarı çok fazla çıkamıyoruz. Yani ev içindeyiz, değil mi? Mesela bazı insanlar gördüğüm Ramazan'ı çok güzel yaşadılar. Çünkü onu
ev içerisine yansıttılar. Hı-hı. Ama bazı insanlar da dedi ki bayramı hiç anlamadık. Hı-hı. Bir türlü anlamadık. Çünkü bayramı yükledikleri anlam belki sadece birileriyle görüşme olarak evet. O kısmını daha çok hayatına yaydı. Evde de yapabilirlerdi bunu. Ama çoğu, belki birçok insan da hayatını gerçekten eve sığdırdı. Yani hayat eve sığar sloganını boşuna atmadık aslında. Evet. İçi çok dolu ve manidar. Onu algılamak, onu yaşamak ve onu uygulamak çok Hı-hı. önemliydi. İşte bunu gerçekten uygulayanlar daha az etkilendi bu süreçten, değil mi? Evet. Bunun dışında evin düzenini, mesela evin dekorasyonunu değiştirebilirler. Ben yaptım mesela, olmadı, geri düzelttim. Değiştirebilirler. Evlerindeki ne bileyim çerçeveler olabilir, böyle küçük küçük çerçevelere yeni resimler bile yeni bir şeyler başladığını hissettirebilirler. Halıları kaldırabilirler. Bu ev için yapılacak şeyler. Mutlaka, gerçi şu anda bilmiyorum ne kadar şey olur ama kan değerlerine bakılması lazım. Çünkü şunu biliyorum, mevsim değişikliklerinden fazla etkilenenlerin kan değerleri düşük oluyor biraz daha. Ne bileyim demir, B12 olabilir, her şey olabilir. Buna bakılıp gerekirse besin takviyeleri alabilirler. Çünkü şu anda bizim ayakta tutmamız gereken bir bağışıklık sistemimiz var virüse karşı da. Hem onun için de güzel bir şey olur yani. Hı hı. Bunun dışında her gün en az, bu arada bunu benim de yapmam lazım. En az 20-30 dakika tempolu, kardiyovasküler dediğimiz hareket etmemiz lazım. Çünkü evdeyiz, hareketsiziz ve düzenli yapılan sporun, bu ne olabilir? Merdivenlerden inip çıkmak olabilir. Yani tempolu bir hareket, evdeki işi bile yaparken olabilir, yürümek olabilir. Ya da şimdi televizyonlarda görüyorum, programlarda egzersizler yaptırıyorlar. Çünkü bunun şöyle bir artısı var, bir süre sonra o sporu her yaptığınızda vücudunuz serotonini salgılamaya başlayacak ve mutlu olmaya başlayacaksınız. Bağışıklığınızı güçlendirir, sizin enerjinizi artırır, mutlu eder ve ağrı kesici de özelliği vardır. Endorfin salgılatır. Tabii. Onun için aslında hepimizin, özellikle depresiflerin bunu yapması lazım. Bakayım, düşüneyim. Ha, bir de şu var, şimdi sıcaklar geliyor dedik ya, aşırı nem, aşırı sıcak bir çeşit hastalıkları tetikleyebilir. Bunlardan birisi ataklar. Hı hı. Kaygı bozukluğu olan kişilerde mesela panik atak, yazları daha çok atak geçirirler sıcağa ve neme bağlı olarak. Hı hı. Bir de tabii terliyoruz, su kaybediyoruz. Uyku bozukluğu olanlarda, yani çok rahat uykuya dalamayan, çok çabuk uyanan, hı hı hı. uykuya dalmada sorun yaşayanlarda da nem ve sıcak. Doğru diyorsunuz. Bir de şöyle, melatonin dediğimiz kimyasal aslında kışın daha fazla salgılandığı için hormon, hı-hı. biraz da yaza bağlı uykusuzluk da artıyor. Hı-hı. Dolayısıyla bu özellikle depresyon, kaygı bozukluğu, bipolar bozukluk gibi yani önceden tanı almış psikiyatrik rahatsızlığı olanların aşırı sıcaklardan falan mümkün olduğunca kaçması lazım. Hı-hı. Yani çünkü bir şeyleri mutlaka tetikleyecektir. Evet. Bunun dışında kan şekerinin düşmesi, tansiyon, tabii alerjisi olanlar. Alerjik, bunlar çok önemli. Aslında hı hı. Dedik ya, insan bir biyopsikososyal varlık diye, hepsi birbirini tetikliyor. Bir kısımda, bir bölümde bir şeyler yolunda gitmiyorsa diğerleri de sarsılabiliyor, etkileniyor. Tabii ki öyle. Yani hani ruh ve beden sağlığı biz bir bütündür diyoruz, hı. ama hani ısrarla işte Müslüman depresyona girmez diyorlar ama halbuki vücudunun yani kimyası değişiyor senin. Mesela tiroid hastaları. Evet. Çok öfkeli oluyorlar. Biz de öfkeyle gelen danışanlara ilk tiroidine baktırtıyoruz. Hı. Çünkü inanılmaz etkiliyor. Tiroid ilaçlarınızı aldığınız zaman öfke net bir şekilde azalıyor yani. Evet. Onun için gerçekten dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben bir soru almak istiyorum, hı-hı. araya. Efendim, sizlere kulak verelim. Mesajlar bölümüne giriyorum ama yorumlardan şöyle bir tane alacağım. Böyle kendi durumunu bizlerle paylaşan, yardım isteyenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi bu kadar yakın görüp yazdıkları için ve bir nebze sosyal medya hesabımız Instagram'dan bizlere son gönderinin altına lütfen sorularınızı iletin. Burada değerlendirelim, size tavsiyeler verelim. Önemli olan sizin yazdığınız sorudaki o kodlarla, o donelerle size uygun, yani size özel reçete bir nebze sunuyor. Bir izleyicim demiş ki, merhaba demiş, ben 23 yaşındayım. Genelde neşeli bir insanımdır ama 3 gecedir ortada bir sebep yokken ağlıyorum. Dediğim gibi bir sebep yok. Kendimi ağlatmak için duygusal videolar izliyorum. 2 sene evvel danışmana gitmiştim, tekrar gitmem gerekir mi, teşekkür ederim demiş. Sorunun içinde konuşacak çok tekrar şey var. Dildan Hanım, ne dersiniz? 3 gündür olduğu için tekrar gitmesi gerekmez. Hı hı.
Zaten gitse de geri döndürülüyor kaptan. Çünkü yani zaman zaman biz de bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz. Hele ki bu geçişlerde. Hı-hı. Veya hayatımızda bir şeyler değiştiği zaman bunalabiliyoruz. Ne bileyim taşınmak mesela, değil mi? Bir kaygı yaratabiliyor bizde. Bunlar olabilir. Ama şimdi mesela bu mutlu insanlarla mutsuz insanlar arasındaki farkı araştırıyorlar. Nedir bu yani? Hani niye bazı insanlar yani genel bir mutlu anlamda mutsuz, evet, huzursuz, evet, insanla huzur şimdi ve mutlu bu konuyu insan oraya bağlayacağım. Neden? Çünkü bir bakıyorlar ki iki tarafın da yaşadığı şeyler aynı. Bir fazlası yok mutsuz insanların. Ekstra yaşadığı kötü şeyler yok. Ama mutlu insanlar diyor ki benim başıma bu geldi. O halde ben şunu yapmalıyım deyip çözüm odaklı oluyorlar. Ama mutsuz insanlar bunu dışsallaştırdığı için, yani benim başıma bu geldi hep onun yüzünden deyip bırakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ya da mutsuzluğunu artıracak davranış yapıyorlar. Şimdi mesela bu izleyicimiz de onu yapmış. Duygusal videolar izleyip kendimi ağlatıyorum demiş. Hı hı. Aslında orada kendimi kötü hissediyorsam, evet, yapmam gereken şey duygusal video izlemek olmamalı. Hı hı. Bu sürecin geçeceğini bilerek kafa dağıtmaya çalışmalı. Mesela en temel bahsedeceğim şey şu. Ki şu an koronadaki depresyon oranının artışını da ben buna bağlıyorum. Biz insanlar bir şeyler ürettiğimiz zaman, kendimize bir şeyler kattığımız zaman, birilerinin hayatına dokunduğumuz zaman, yani birilerine iyilik yaptığımız zaman kendimizi mutlu hissederiz. İnanılmaz. Kendimi geliştirdiğim zaman, değil mi? Ama şu an korona bizi öyle bir kısıtlıyor ki evde yapabilecek kısıtlı şeylerim olduğu için mutsuz hissetmeye başlıyorum. Bir işe yaramaz hissediyorsunuz. Bu kişilerin de, depresif olanların da, benim de bu arada, herkesin de kendimizi işe yaramış olma hissi uyandıracak veya bir şeyler üretecek, bana bir şeyler katacak. En kötü demeyeyim, aslında çok güzel bir şey. Başka insanlara iyilik yapmam lazım. Başka insanlara sosyal mesafede nasıl iyilik yapacağız? Hemen onu sorayım mı? İhtiyaç sahiplerine bir şeyler yapabilir, bir şeyler örebilir, küçük hediyelikler yapabilir gibi. Basit şeyler. Yapımcım IBAN numarası gönderilebilir diyor. Yani yapılı yani, çünkü o zaman insan kendini mutlu hissediyor. Onun için bu şekilde kafa dağıtmalı, boş kalmamalı. Özellikle geceleri. Çünkü geceleri melatonin salgımız artar 11'den sonra diyorum. 11'den sonra zaten biz daha az hareket ederiz. Daha uyuşuk oluruz ve kötü düşünme eğilimimiz olur melatoninden, hı-hı, dolayı. Dolayısıyla zaten 11'den sonra benim çok düşünmemem lazım, uyumam lazım. Yani Allah öyle yaratmış bu vücudu. Genelde bu tarz ağlama krizleri de düşünmeler gece oluyor, onun için söyledim. Dediğim gibi eğer gece bile ağlama krizi gelirse hemen bir uğraş bulacak. Kendini iyi hissettirecek, bir şeyler yapacak, kafa dağıtacak. O zaman inşallah geçer. Bir de bahsedeceğimiz önerileri uygulaması lazım. Evet. Alayım mı sorudan? Alabilirsiniz ama ben de anlatabilirim yani. Arkadaşlar yani telaş etmeyin. Böyle bazen ben yayında içerken nasıl içtiğimi de anlamıyorum. Şimdi hani programın başında ben size şey dedim ya, su önemli. Tabii. Evet, sıvı alacağız, bedenimizi besleyeceğiz ama ben uykunun ne zamanki hani anne olduk, ikimizin de küçük bir bebeği var. Ne zamanki anne olduk, uykunun insanın biyolojisinin ve zihinsel sağlığının temeli olduğunu anladım. Şimdi öğrencilik yıllarında uykusuz kalırdım ben. Bir zaten kendimden örnek vererek gitmek istiyorum burada. Öğrencilik yıllarında uykusuz kalırdık. İşte gece 4'e 5'e kadar ders çalışır ama ondan sonra işte 1'e 2'ye kadar yatardık. Onu kapatırdık bir şekilde. Çok da sağlıklı olmasa da. Ama şimdi bebekle öyle bir şey olmuyor. Bebekle sizin biyolojik saatiniz gidiyor. Şimdi o 8'de uyuduğu zaman, 7'de 8'de uyuyan bebeklerimiz var. Biz uyuyamıyoruz. İşimiz gücümüz oluyor. Tam o uyuduğu zaman yapacağımız işleri yapmak istiyoruz. Bizim yatışımız 12-1'i buluyor. Zaten bebeğimiz uykusunu yarılamış oluyor. 4-5 saat sonra uyanıyor. Siz daha uykuyu almadan kalkmış oluyorsunuz. Bir kere uykusuzluk yaz döneminde uyku bozukluğu, dikkat eksikliği yapıyor, dikkat dağınıklığı yapıyor, evet, sinir yapıyor, stres yapıyor, algılarınızı köreltiyor, dağıtıyor. Hal böyle olunca bir de unutkanlık işin içine giriyor. Ben birçok şeyi ne yapacağımı şey yapamıyorum. Yani bugün sabah kahve yapıyorum eşime. Hiç farkında değilim. Aldım. Ne zaman anladım? Bir yudum aldım.
Ben sade yapmışım. Halbuki biz orta içiyoruz. Ya diyor kafan neresinde? Çünkü ben sabah 6'da uyandım, 2'de yatıp. Kıyamam. O şekilde programa geliyoruz. Şimdi şunu anladım. İnsanlara son zamanlarda lütfen uykunuza özen gösterin. Sağlıklı bir zihin yapısı uykudan geçiyor dememin sebebi kendimde bozulmaları fark ettim. Ne kadar önemli bir şeymiş. Çok önemli. Bedenin besini aynı zamanda. Kesinlikle. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var Tuba Hanımcığım. Ben ilk doğum yaptım, işte sürekli uyanıyor ya ilk zamanlar. Hı hı hı. Bir arkadaşıma dedim ki ne zaman ben uyumaya başlayacağım? Dedi ki bundan sonra uyumayacaksın. Gerçekten öyle bir şey oluyor. Geliyor. Yani bir de 12'den 5'e 6'ya kadar deliksiz uyusak yine o uykumuzu alabiliriz aslında. Ama öyle değil. İşte 2 saatte bir, 3 saatte bir uyanıyorsunuz. Evet. Yani çocuğa bağlı değişiyor ama geneli böyle. Şimdi özellikle bu dönemde yani mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde ben danışanlarımdan şunu istiyorum. Alarm kuracaksın. Evet. Ve uyku saatlerini düzenleyeceksin sabah kalkış. Çünkü şu anda hormonların değişiyor, uyku düzeni de etkiliyor direkt olarak ve yeme düzeni de aynı şekilde. Senin ona uyum sağlayabilmen için senin bunu yapman gerekiyor. Hı hı. Yani zamana bırakmadan onu aslında kolaylık sağlamak. Zaman gibi. Düzenlemesi. Evet. Ama bir de ne var şimdi bahsetmişken aklıma geldi. Biz Ramazan'dan yeni çıktık. Şimdi Ramazan'daki yeme alışkanlığı, uyku düzeni farklıydı. Zaten hali hazırda yaza geçişte bir değişiklik yaşanıyor ama bizim de bir değişikliğe geçtik zaten. Yani ne yapıyorduk? 4'e kadar oturuyorduk. Sabah namazına kadar oturup, sabah evet. namazını kılıp ondan sonra ne yapıyordu insanlar? Belki 11-12'ye kadar yatıyordu. Evet. Değil mi? Şu anda o da değişti. Yani değişti, o da değişti. Şimdi onu tekrar düzeltiyoruz. Bir de yaz uygulaması. Her ne kadar ileri geri alınmalar Doğru. kalksa bile. Ben şimdi dün baktım saat 8'e doğru geliyor. Hala aydınlık. Ya hava karar hani evet, ezan kesinlikle. Okunuyordu değil mi oruç açarken? Var. Bir de normalleşme politikasında artık işe de başlamaya başlayacağız evet, belki. Bir tabii. de onun değişimi olacak. Yani evet. zaten her zaman danışanlara şunu söylüyoruz. Aslında yapmamız gereken şey rutinimizi çok bozmamak. Yani yine sabah erken uyanmak. Hem gün daha bereketli oluyor. Hı-hı. Hem de sabah erken uyandığınız zaman ben depresif danışanlarıma özellikle bunu söylüyorum. Şimdi zaten bir uyku problemi yaşıyorlar. Sabah erken kalk. Bir yürüyüş yap. Güzel. D vitaminini al. Hem de ödev veriyoruz çünkü bu spor yürüyüşü ödev olarak veriyoruz. Onu yap. Sonra gel güzel bir duş al. Çünkü duşun, rahatlamanın gerçekten insanı mutlu ettiği biliniyor. Sonra da güzel bir kahvaltı yapsan diyoruz. Hem gün sana kalıyor hem de gece erken yatıyorsun. Melatonin de güzel aldığın için bağışıklık sistemin kuvvetleniyor. Çünkü erken kalktığın için erken yatıyorsun. Ve olumsuz düşünceler de o kadar gelmiyor. Çünkü geceleri gelir olumsuz Maalesef düşünceler. Yani o karanlık çöktüğünde değil mi? Evet. Kendi içimize, zihnimize çektiğimizde diyoruz ya hani başını yastığa Hı-hı. koyduğunda rahat bir uyku uyuyabilmek birçoğumuzun aradığı şey oluyor. Ama o başımızı yastığa koyduğumuzda hiç olmadık şeyler aklımıza geliyor. İşte 5 yıl önce tartıştığımız bir insanla ya işte ben o zaman onu dememiştim. Ya 5 yıl önce olmuş. Nereden geldi aklıma? Çünkü biz odaklanıyoruz evet. o farkında olmadan. Aslında ruhumuz da yani hormonlarımız bile bizi olumsuz düşündürmeye başlıyor. Yani o kötü düşünme eğilimli oluyoruz diyeyim. Şimdi bazı insanlar biraz daha takıntılı oluyorlar. Şimdi hepimizin aklından rahatsız edici düşünceler, hayaller, anılar geçer. Hı hı. Yani geçmez diyemem. Ya da ben her zaman acaba kapıyı kilitledim mi? Ya acaba bu kız bana böyle mi demek istedi diye düşünebilirim. Hepimizin aklından. Ama takıntılı insanlar bu diyor ki ben bunu düşünüyorsam bu olabilir deyip bu düşünceye kendini bırakıyorlar. Gerçek. O senaryoyu kuruyorlar. O kız bana böyle demek istedi. O zaman burada da böyle demek evet. istedi gibi. Sonra bir bakıyorlar ki çok kötü bir senaryo. O kızdan nefret ediyorlar gibi. Hı-hı. Onun için böyle düşünceler geldiği zaman ben öyle yapıyorum. Başka bir şey düşünüyorum. Niye boşuna günah gireyim? Hı-hı. Yani ya da niye kendimi üzeyim? Gibi. Zamanımız var. Zaten sevgili yapımcım diyor ki biz yazın ne yapacağız, nasıl vakit geçeceğiz diye. Çalışacağız diyeyim ben şimdi. Şöyle bir şey evet. var. Buna geleceğim. Yaz depresyonu. Evet çok nadir görülüyor ama benim öngörüm biraz daha bu sene korona salgınından dolayı artabilir. Sebep ne olursa olsun yeni normale alışmak yani bir uyum sürecinde evet. biz yeni normale alışıyoruz. Ben hala bakın açıkça itiraf ediyorum ben hala hiç markete gitmek istemiyorum. İnsanların içine karışmak istemiyorum. Bunun sebebi sosyal mesafe evde oturalım değil. Maskeli insanları gördüğümde korku filmi gibi hissediyordum. Bunu aştım. Ama bu sefer de maskesiz insanları görünce sinirleniyorum. Gidip böyle maskesini takasım geliyor. Yarım takıyor. Şunu aslında söylemeyi çok istiyorum. Yani şunun maske, bu temiz bu arada bu mendil. Bu maske. Arkadaşlar
Lütfen ama lütfen bu yazı sağlıklı geçirelim. Birbirimizi sinir etmeyelim sosyal mesafede. Şöyle bir maske ile gezilmez, tamam mı? Biriyle konuşurken indiriyor. O seni anlar, kapat sen. Mesele zaten konuşurken, değil mi? Tükrüğün ya da işte o virüsün zıplamaması için senin bunu ağzını kapatman gerekiyor. Bunu yapmıyoruz, şunu yapmıyoruz. Çenemiz için değil maske. Şunu da yapmıyoruz, şu, tamam mı? Şöyle yapıyoruz. Yani o burun, ağız, çene tamamen kapanacak. Yarım yamalak o maskelerle korumuyorsunuz kendinizi. Dışarıdaki insana da zarar veriyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Bu yaz döneminde dışarı çıkacaksak, yaz depresyona tutulmayacaksak, sosyal hayatımızı yeni normale uyduracaksak kurallara uyacağız. Kurallara uymak kendimizi güvende hissettirir. Kendimizi güvende hissettiğimizde depresif hissetmeyiz, anksiyetemiz artmaz. İnsanlar, ben tedirgin oluyorum şahsen, yani yanıma doğru konuşan ya da işte evet, mesafeyi aşan, o maskeleri sağlıklı kullanmayan, bu kadar kamu spotu yapılıyor, reklamlar yapılıyor. Artık biraz daha bilinçlenelim ya. Yani bu kadar zamandır değil mi? 2,5-3 ay olacak. Benim başıma gelmez düşüncesi bizim millette çok, evet, fazla. Çok. Onun için başına geldikleri zaman da travmalar da fazla. Hı hı hı. Çünkü gelmeyeceğine inanıyordu, hı, ve geldi. Hay Allah ya, ben nasıl kaptım falan gibi. Allah, evet, esirgesin hepimizi. Şimdi yaz döneminde. Evet. Yeni normalde yazın evlerdeysek ya da kısıtlı dışarı çıkmalar, evet, varsa bizler bir şeyler tavsiye ederim. Ama ben bir soru alayım. Yani hiç alın, dinlemedik, tamam, izleyenlerimizi. Tamam. Şöyle Merve, ha bu arada benim hesabımda Çiğdem Aslan izliyoruz diye fotoğraf göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Merve Hanım demiş ki selamünaleyküm. Annem korona olayları çıktığından beri sürekli ağlıyor. Bir yerlerinin ağrıdığını söylüyor. 7-8 kere doktora götürdük, hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Doktora gidip ilaç almalı mı? Geçici bir durum mu bu? Sanırım doktora gidip ilaç almalı mı da kastınız psikiyatrist, evet, tedavide ilaç kullanmamı diye. Buyurun. Şimdi 15 gün geçti, korona çıktı çıkalı. Neredeyse 3 ay olacak. Dolayısıyla ya bir online terapi desteği alabilir, hı hı, ya da bir online psikiyatri, artık psikiyatriler de online da bakıyor biliyorsunuz, hı, gidebilir. Yani hastanelere gitmeyi çok ben önermiyorum şu anda, hı, hani acil, hı, bir şey olmadıkça. Ama mutlaka yardım alması gerekiyor. Mesela çok fazla haber izlemesin, çok, hı, kaygılıysa. Evet. Güvendiği kişilerin hesaplarını takip etsin, sosyal medyada kullanıyorsa veya normalde de güvendiği kanalların haberlerini izlesin ve kısıtlı bir şekilde yapsın. Hı hı. Bunun dışında şimdi bugünkü aslında önerilere, şimdi yapımcımız da dedi ya biz ne yapacağız diye. Aslında bu önerileri yaptığınız zaman, hı hı, kaygıdan da korunuyorsunuz, depresyondan da korunuyorsunuz. Evet. Yani ilk olarak yapmamız gereken şey kan değerlerimizi düzeltmek, takviyeler alsınlar mesela. D vitamini alabilirler, B12 alabilirler, demir, tabii kan değerlerine bakılması lazım. Gün ışığını kullanacağız. Yaz geliyorsa bizim en büyük jokerimiz. Bunun dışında düzenli 20-30 dakika her gün annesine yürüyüş yaptırsın. Her gelen depresyonda, kaygı bozukluğunda da biz bu aktiviteyi öneriyoruz. Yani önermek değil, hatta ödev gibi veriyoruz danışana. Evet. Bunu yapman gerekiyor diye. Bunun dışında doğa, şimdi aslında bizi yaza çeken şey biraz da doğa. Kuşlar, ağaçlar, çiçekler. Eğer imkanı varsa doğaya karışabilirler. Sitenin bahçesi olur, hani sosyal mesafe çerçevesinde. Ya da balkondu, bahçeydi, orayı bir doğaya çevirebilir. Mesela hem uğraşı olur, boş kalmayın diyoruz ya. Hı hı. Hem bir şeylerle uğraşmış olur, bir şeylerin büyüdüğünü görür mesela, mutlu olur. Hem de o doğanın iyileştirici etkisini alır ki inanılmaz. Mesela ben de yaptım şu anda. Balkonum vardı, orayı böyle bahçe gibi. Çünkü insan böyle şeyler istiyor yani, camı açtığı zaman. Bir şey üretmeye başlıyorsun. Evet. Ve göze hitap eden bir şey değil mi? Evet. Aşırı nemden, aşırı sıcaktan uzak duruyoruz. Güneşin tepede olduğu zamanlarda dışarı çıkmıyoruz. Ve en önemlisi boş kalmıyoruz. Mutlaka kendimize bir uğraşı buluyorum ki ben bu korona sürecini atlattığım zaman bunları yaptım, kendime bunları kattım demek çok önemli bence. Evet. Bir de boş geçirmek önemli. Sizin dediğiniz gibi hani yazı boş geçirdik diyoruz ya. Bunun dışında zaten klimalarda uzun süre kalmamak, hani biraz da böyle özellikle serotonin içeren yiyecekler var. Mesela B6, B12, B9 vitaminleri, peynir, çikolata gibi işte içinde amin bulunan şeyler. Yani bunu internetten de bulabilirler. Serotonin salgılatacak, yazın yenilecek yiyecekler diye yazsalar bir sürü şey çıkar. Sadece serotonin güneşte yok yani, birçok şey de var. Yeme düzenini zaten düzenlemeliler. Uyku düzeni çok önemli. Çünkü uyku, melatonin
direkt bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Uykumuzu alamadığımız zaman gün içerisinde gergin, sinirli oluyoruz. Yani şarjımız olmuyor, bir şeylere tahammülsüz oluyoruz. Ve ister istemez unutkan oluyoruz çünkü performansımızı düşürüyor. Onun için alarm bile kurabilirler. Sabah şu saatte uyanacağım, akşam bu saatte yatacağım. Gerekirse güzel bitki çayları kullanabilirler hani uykularının gelmesine. Zaten erken kalktıkları zaman 2 gün uyumasınlar, 3 gün uyumasınlar, 4. gün erken yatmaya başlayacaklar yani. Ve günümüzü biraz daha böyle dolu geçirmek önemli. Bir de yazın bizdeki en büyük artısı aslında sosyal aktivitelerimizin çok artıyor olmasıydı. Kışın çok fazla bir şey yapamıyoruz AVM'lerde gezmek dışında. Şu anda ister istemez o da kısıtlanıyor. Bu da bizi biraz mutsuz ediyor. Hatta biraz değil bayağı mutsuz ediyor. Hani planlarımız, tatil planlarımız gitti. Bu zamanda işte mümkün olduğunca ev içerisinde sosyalleşmeye çalışacağız. Veya sosyal mesafe çerçevesinde normalleşme başladığı zaman yine sosyalleşebiliriz ama çok dikkat etmemiz lazım. Yani maske olsun, dezenfektan olsun. Çok fazla dikkat etmiyor gerçekten insanlar. Evet. Aslında rutin bazı uğraşlar koymak gün içerisinde. Yani ay bugün ne yapsam gibi deyip düşünüp de bir şey bulamayınca geri oturmak yerine ben her gün atıyorum balkonuma hortum atacağım, hortumu yıkayacağım, işte güzel komşumla balkondan balkona kahve içeceğim. Ev hanımlarının yapacağı çok şey olabilir. Yaza girerken bir kere yaz temizliği yapmak hem bedensel anlamda hareketli kılacak hem yaşadığınız yeri temizlediğinizde ben hep öyleyimdir. Evi bir süpürüp sildiğimde şöyle bir güzel koktuğunda kahve alıp şöyle evi bir izlemeyi çok severim işte eserim gibi. O temizlik hissi de insana canlılık kazandırır. Tabii ki bu takıntıya dönüşmediği müddetçe. Bunlar önemli. Tavsiyelere devam edeceğiz. Ve bir soru daha alıyorum bir nebze hesaplarından. Harika bir program demiş. Teşekkürler efendim. Ben D vitamini alıyorum. Bahçeli bir evde oturuyorum. Ne güzel. Çok şanslısınız. Yazında devam edeyim mi ne tavsiye edersiniz demiş. Yani D vitaminimi alıyorum. Derken acaba şey mi kastediyor? Ha, vitamini bırakmalı evet, mıyım? Evet, bu damlalar falan oluyor ya D vitamini için. Şimdi uzmanlar şöyle söylüyorlar. Eğer gerekli gün ışığını alabiliyorsan D vitamini kullanmana gerek yok. Mesela günde 20 ve 30 dakika arasında güneşe çıkacak. Bu avuç içleri, işte şu kol içleri, bacakların içlerinden vesaire çok alınıyor D vitamini. Bu şekilde mesela kollarını açıp tabii güneş kremi sürsün ya da işte şapka taksın başına güneş geçer. O zaman 20-30 dakika D vitamini alıyorsa zaten güneş ışığı o zaman D vitamini kullanmasına gerek yok. Evet. Bu da işte doktorunuzun dahili uzmanıysa takip ediyorsa onun önerisiyle gidelim. Mustafa Sultan kullanıcı adıyla düzgün uyumak önemli. Bir de yatıp uykuya dalamamak, uykunun gelmemesi var. Onun için ne yapmak gerekiyor demiş. Bunlar için bir şeyler söyler misin? Onun için uykusuzluk üzerine çok güzel bir yazım vardı. Bulabilirse okusun. Şimdi yapması gereken şey şu. Eğer yatağa ekranla giriyorsanız bir süre sonra uyku problemi yaşarsınız. Yatak odasında aslında hiç ekran olmaması lazım. Yani cep telefonunuzu bırakacaksınız yatağa girdiğinizde. Bunun dışında yatağa yorulmuş olarak girmemiz gerekiyor. Şu anda yorulamıyoruz, hareketsiz. O yüzden zaten günü dolu dolu geçirelim diyoruz. Yani inanın ben mesela arda arda 3 seans yaptığımda bile yoruluyorum. Ama bu benim uykumu etkiliyor, bunu fark ediyorum. Yani seans yapmadığım günler daha zor uykuya dalıyorum. Yorulmuyorum çünkü. Onun için yorulacak. Gerekirse bitki çayı falan içebilir akşamları ama çok ağır yemek yemek de biraz uykuyu kaçırabilir. Bunları bir denemesi lazım. Uykusuzluk üzerindeki işte o yazımı okuyabilirse çok uzun şeyler var ama. Aslında şey ben böyle uykuya dalamadığımda şunu biliyorum. Bir şey düşünüyor olurum. Yani aklınızda bir şey takıldıysa ondan uzaklaşmak gerekiyor. Tabii. Yaz döneminde özellikle hani gece geç saatlere kadar oturmak, bir şey izlemiş olmak hani böyle gerilim filmleri. Mesela böyle insanlar geceleri gerilim filmini izlememeli. Yaz akşamlarında evlerimiz tabii sinemalarda artık olmadığı için evi sinemaya çevirdik. Her akşam filmler izleniyor belki. Ama gerilim filmleri, korku filmleri bunları izlememek sizin psikolojinizi etkileyecek. Mesela daha rahat komedi gibi daha böyle rahat filmler seçmek, senaryosu ağır gelmeyecek. Onun dışında yattığınız zaman ben şunu çok önemsiyorum. Ben bunu uyguluyorum. Söyleyeyim. Uyuyamadığımda, böyle tıkaldığımda şunu yapıyorum. Yani kendi nefesimi dinliyorum. Kendi nefesimi dinlerken böyle yastığa da gömülürüm. Muhakkak böyle sarılırım. O
mod yavaş yavaş hani sağlıklı bir nefes alışveriş olduğu için, beyin oksijenlenmesi rahat olduğu için nefesinize odaklanıp nefesi saymak. Bu sizi aklınıza takılan, gün içinde çözemediğiniz ya da işte uykuda bunu halletmeye çalıştığınız her şeyden uzaklaştıracak sizi. Evet. Rahat bir melisa çayı içmek, papatya çayı içmek, kafeinden uzak durmak. Bakın böyle insanların bir rutini olması lazım. Ya ben 8'den sonra Türk kahvesi içemem ya uyuyamam. Annem öyledir mesela. Hiç evet. akşamları içmez. Çayı demli içmez, 2 bardaktan fazla içmez. Çünkü uykusu kaçtı mı uyuyamaz mesela. İnsan kendi bedenini böyle dinleyecek, bilecek. Yaz döneminde nasıl olsa uzun geceler, aman işte dışarıda evet. çıkamıyoruz diye salmayacağız kendimizi. Bir de şey önemli, uyuduğumuz ortamın tamamen karanlık olması. Evet. Ve temiz hava, yani havalandırılmış tabii, olması. Tabii havalandırılmış olacak, karanlık olacağız. Mesela kullandığımız ampuller bile aslında etkiliyor, biliyor musunuz? Evet. Gün ışığı ampulleri var biliyorsunuz. Onlardan kullanmak gerekir. Aslında sizin bu nefes dediğiniz şey benim aklıma şunu getirdi. Bazı hocalar da mesela tesbih çekin diyor. Mesela uyuyakalırsınız. Aslında dikkati dağıtmak gibi bir şey bu. Ya zaten yani, uykun gelmiyorsa aç bir Kur'an'a başla bir cüze. Uyursun. 2 sayfa sonra bir esnemeye başlarsın. Evet, yani şey. Orada çünkü dikkatin düşündüğü şeylerden uzaklaşıp tekrar ediyorsun sürekli bir şeyi. Rahatlama geliyor. Dolayısıyla uykuya dalıyorsun. Hı. Aynen. Hani bu tarz zaten eğer hiç uykusu yoksa yatağa girip yatakta debelenmektense çıksın yataktan. Uyumaya çalışmalıyım stresine girme yani. Evet. Çıksın, sıkıcı bir kitap okusun mesela. Çok sıkıcı. Böyle ağır bir roman. Ya da televizyon bakmasın çıkınca. Yani ekrana bakmadan bir şeyler yapsın. Zaten uykusu gelince tekrar yatar. Şu da çok güzel. Bunu bir egzersiz yaptıran uzmandan duymuştum ve denediğimde yatmadan önce egzersiz yapmak. Yani bir bedeni rahatlatmak. Bir 10 evet, dakika, 15 dakika aslında. Bedensel işte yatıp kalkmalar, kol yani ısınma hareketleri dediğimiz bir şey yapmak ve ılık bir duş. Belki bazı insanlar duş aldığı zaman uyanıyor, bazıları rahatlıyor. Bunu işte kendiniz bileceksiniz. Burada söylediğimiz her şey genel belki ama o bana uymuyor, bu bana uyuyor. Ben mesela 11'de Türk kahvesi içeyim. Öyle güzel uyurum ki benim böyle bir problemim yok. Yastığı görürüm, havada uyurum. Bazı insan da 7'de içse uyuyamaz. O yüzden kendi burada söylenen her şeyi evet bu bana uyuyor mu, bu bana uymuyor gibi algılayarak kendinize özel reçeteler oluşturun diyorum. Bir soruyla daha devam ediyorum. Önemli bir soru ve sıkıntısı tamam. var bir izleyenimizin şu an ekran başında. O sıkıntıyı burada konuşalım. Hayırlı programlar demiş. Teşekkür ediyorum. Eşimin tayini çıktı. İş gereği başka şehire taşınacağız. Benim de kaygılarım var. Nasıl alışacağız yeni ortama? Nasıl hazırlanmam lazım kendimi demiş. Hazırlamam lazım kendimi. Teşekkür ediyorum demiş. Yaz dönemi zaten bir yeni durum. Ve izleyicimiz taşınacağız diyor. Yeni bir adaptasyon süreci. Uyumdan bahsetmiştik. Ne söylersiniz Ünzile Hanım? Şimdi Ünzile Hanım'a şöyle söyleyebilirim. Aslında değişimlere direnmemek ve o değişimi olduğu gibi kabul etmeye çalışmak. Hı-hı. Örneğin. Şimdi biz neyden korkarız en çok? Zaten oraya yazmış. Bir soru sormuş değil mi? Alışabilecek miyim tarzı bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Belirsizlikten çok korkarız. Yani o bizi kaygılandırır. Acaba nasıl olacak? Acaba uyum sağlayabilecek miyim? Acaba şöyle mi olacak? Gibi. Bunları düşünmekten ziyade belki gideceği yerle ilgili bir bilgi edinmek. Başka bir şehir mi bilmiyorum bu arada. Başka bir şehir. Başka bir şehir değil mi? Gideceği yerin nasıl olduğuyla ilgili belki bilgi edinebilir. Hı hı. Bunun dışında o belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla işte gerçi şu an korona var ama sosyal mesafe çerçevesinde yine komşularıyla kapıdan da olsa bir şeyler yapıp ikram edebilir. Hı hı. Yani şunu anlamaları lazım. Ben de hayatımdaki değişiklik dönemlerinde yani adapte olmaya çalıştığım dönemlerde zaten ben de kaygılanıyorum. Hı hı. Ama ben oturup bunu düşünmüyorum uzun uzun. Hı. Çünkü eğer o kaygının getirdiği olumsuz düşünceyi kendime bırakırsam gerçekten kötü bir senaryo sonuç bekliyor. Acaba alışır mıyım diyor mesela korkuyor. Bunun üzerine düşündüğün zaman zaten sonuç alışamayacağım kötü şeyler olacak diyor. Acaba alışır mıyım? Tamam, alışmam için ne yapmam gerekiyor diye bakması lazım. Ne yapabilir? İşte mümkün olduğunca ne bileyim oturduğu yeri tanımaya çalışabilir. O çocuğunu bir okula verecekse o okulla ilgili bilgi yani o belirsizliği ortadan kaldırabilir. Hı hı. Ama bunun dışında da düşünmesini engellemek için gün içinde kendini iyi hissettirecek şeyler yapmalı. Bunu nasıl söyleyebilirim? Hayatımızdaki bu adaptasyon süreçlerinde kötü hissettiğimiz zaman bize iyi gelen şeyler olur ya, farklı olan. Ne bileyim bir hobi olabilir, bir uğraşı olabilir, bir arkadaşımızla konuşmak olabilir bu. Ama sürekli bunun üzerinde düşünmeyecek. Allah zaten ne diyor? O halde kalk, çalış,
yorul ve Rabbine yönel diyor İnşirah suresinde. Aslında yapmamız gereken bu. Kalkacağım, çalışacağım, yorulacağım, Rabbime yöneleceğim ama kaygım üzerine oturup düşünmeyeceğim. Evet. Şimdi sorulara, ben yorumlara dalmışken DM'lerden de gelmiş mesela, bizi beyefendiler de izliyor. Öfkeden bahsettik ya, yaz deyince aklımıza sıcak deyince, nem deyince öfke geliyor. Mehmet Büyük, iyi günler. Öfke kontrolü nasıl yapılmalı demiş. Aslında yaz döneminde öfkeli insanlar, yazın daha da öfkeleniyorsa, mizaç, karakter ve belki öfke kontrolünü beceremeyenler için. Birkaç cümle alacağım. Son 7 dakikam. Hızlı soru yapacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Mehmet Bey'de herhalde. Şimdi kadınlarda bu değişikliklerde daha böyle içe dönüş görülebiliyor. Ama erkeklerde daha agresyon, daha öfkeli ya da yani bir anda böyle bir tahammülsüzlük erkeklerde daha sık görülüyor. O yüzden de kadınlar bu mevsim geçişlerinde olan depresyonu daha rahat atlatıyorlar. Çünkü içine baktığı için problemle savaşıp bırakıyorlar. Ama erkeklerde öyle olmuyor. Bu daha da uzuyor. Erkek bunu görmüyor. Bunu dışa aktarıyor. Hiç o yokmuş gibi davranıyor. Dolayısıyla biraz daha uzuyor. Şimdi öfkenin kontrolü zaten başlı başına bir program. Hani ben herhalde 3 program falan anlattım buralarda. Bunlara bakabilir ama benim önereceğim şey şu. Aşırı nemden, aşırı sıcaktan uzak kalacak. Nefes egzersizlerini öğrenecek. Öfkeli insan çok fazla zihin okur. Mesela diyelim ki öfkelenmeye başladınız. Yani karşınızdaki insan sizi rahatsız etmeye başladı. Çok öfkelenme düzeyine geldiğin zaman zaten kendini kontrol edemezsin. Yani ben birine çok sinirlensem ben de kendimi kontrol etmem. Çünkü saldırmak isterim. Yani sözel olabilir, bedensel olabilir. Dolayısıyla öfkelenmeye başladığı sırada o ortamdan ayrılması lazım. Çünkü onun sonu kötü. Evet. Ayrılacak, sakinleşecek. Ondan sonra problemleri halletmeye çalışması lazım. Şu anda diyeceğim kısıtlı bilgi bu oluyor, evet. Yani. Ama tabii bunun nedenlerine girmek gerekiyor. Bu yaz döneminde, ya ben yazın çok öfkelenirim değil. Bu zaten öfke zemini vardır tabii, bu insanda. Tabii. O da tetiklenir. Şimdi Merve Savaş bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel fotoğraf göndermişler bazı izleyenlerimiz. Demet Binici Er, Ayşe Sağlam Büyük, teşekkür ediyoruz. İzliyoruz diye yazmışlar. Selam gönderelim hepsine. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyorum. Yine sorular var. Fadime Ölmez demiş ki yaz dönemi için çocuklarımız canı sıkıldığında nasıl eğlenceli zaman geçirebiliriz, ne önerirsiniz diyorsunuz. Ben her zaman çocuklarınızın canı sıkıldığı zaman bırakın sıkılsın, üretsin diyorum. Sıkacağım. Yani 11 ayına girdi çocuğum. Bazen oğlum böyle sıkıldığını hissediyorum. Bir şeyler yaptırmak istiyor işte, ya da çıkmak istiyor örümcekten. Yaramazlıklar yapmak istiyor. Orada keşfetmesini sağlıyorum. Bekliyorum mesela ne yapacak diye. Azıcık bakıyor, benden bir şey yok. Duruyorum, onu izliyorum. Gidiyor başka bir şeyler kurcalıyor. Hemen buluveriyor. Çocukların, evet, fıtratında bu var zaten ama biz ne yapıyoruz? Canım sıkıldı. Ay canım mı sıkıldı? Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Çok bunu her zaman yaptığınız zaman çocuğu köreltiyorsunuz. Siz, evet, köreltiyorsunuz. Düşünme yetilerini, kreatif düşünmesini, yeni şeyler bulmasını, yeni şeyleri görmesini engelliyorsunuz. O yüzden bırakın sıkılsın, biraz düşünsün. Ne yapmak istersin sıkıldığında? Yani insan sıkıldığında bir şeyler üretir. Evet. Hani bakıyorsunuz sanatçıların eserleri vesaire çok yoğun olduğu zamanlarda değil, boş oldukları zaman. Kendilerine kapanıyorlar. Onun için çocukların aslında sıkılmasına izin vermediğimiz zaman onların hayal gücünü öldürüyoruz bir yerde. Onun için hani bir de şeyi de sevmiyorum Tuba Hanım. Kaliteli zaman geçirmek için şunu yapın. Hani bilemem, her çocuk farklıdır. Her çocuğun keyif aldığı şey farklıdır. Evet. Ama bazı anneler şöyle düşünüyor. Özellikle bu sosyal medyadaki fenomen anneler şimdi sürekli çocuklarıyla bir aktivite yaptıkları için kendini yetersiz hissediyor. Ben herhalde iyi bir anne değilim diyor. Kaliteli zaman dediğimiz günde 20 dakika, 30 dakika gerçek anlamda oturup çocuğunuzun sizi yönlendirdiği, onun zevk aldığı, onun istediği bir oyun, bir aktivite yapmak yani, hı hı, neyse. Ama çocuğun keyif alması amacımız ve onun zevk onun kendini geliştirebileceği bir şey olması lazım. Onu. Ya o çocukların yerinde de olmak istemiyorum. Düşünsenize, anne gidiyor, bakayım ha. Aa falanca şunu yapmış. Dur, malzemeler ne? Gel bakayım oğlum. Kızım, evet, aktivite yapacağız çünkü ben onu istiyorum. Çünkü ben onu gördüm, o yapmış çocuğuna, ben de yapacağım. Çocuk geliyor diyor ki anne. Gitmek değil, bu benim kendi, evet, egomu tatmin etmem. Doğru. Evet. Bir de çocuk sıkıldığı zaman anne gel, sıkıldım diyor. Bir şey yap. Hani o hale getiriyoruz çocukları, evet, sıkılırsan. Şimdi sürekli uyku hali, halsizlik için ne öneriyorsunuz? Kaliteli uyku kaç saat olmalıdır sorusuyla bitireceğim programı. Belki toparlayacağız şöyle, yaz depresyonu kapımızı çalmadan. Depresyon dediğimiz şeyde halsizlik, uyku, yani sürekli uyuma, isteksizlik, hayata, evet, karşı. Şimdi izleyenlerin çoğunda şu var. Hiç ağız dolusu kahkaha atmadım, hiç mutlu hissetmedim kendimi. Yorumlardan cümle alıyorum. Totalde hepsi böyle.
hepsine dokunmuş, okumuş olalım ki Vildan Hanım'ın söylediği şeyler hepiniz için geçerli olacak. Evet. Mutsuzum, ben mutsuzum, mutsuzum diyen insanlar mutsuz bir yaz geçirmesin. Evet, Tuba Hanım, benim kendi gördüğüm danışanlardan mutsuzum diyor ve kendini bırakıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Sanki birileri bir şeyler yaparsa mutlu olacakmış gibi. Hayır, senin o mutluluğa olan bakış açını aslında sen yapıyorsun. Senin elinde mutlu veya mutsuz olmak. Olayları iyi ya da kötü görmek. Başkasında değil. Dolayısıyla biraz çabalamak lazım. Bakın şu anda hepimiz evdeyiz. Şu anda ben de çabalıyorum. Depresif olmamak için. Hı hı. Çünkü yapacağım şeyler kısıtlı. Bu arada tam bir hapishane hayatta yaşamıyoruz aslında, kısıtlı yani. İnternetimiz var, istediğimiz şeyi evde yapabiliyoruz. Hani hapishane hayatta yaşamıyoruz ama ister istemez mutsuzluğa sürükleniyoruz. Çünkü bir kere dış faktör olarak otorite bize diyor ki evde kalacaksın. Şimdi bu insanı çıkmak istiyorum. Yasak evet. Var ya, cazip geliyor. Yoksa normalde evi çok seven insanlar var. Evet, hiç çıkmak aynen istemeyen. Öyle. Ama yani şu anda mutsuz hissediyorum, ne yapmam lazım diyorsa senin bir ekstra bir şeyler yap. Lazım. Hı hı. Senin ekstra bir şeyler üretmen gerekiyor. Bakın o insanların ortak özelliği şu, biliyor musunuz? Hiçbirisinin hobisi yok. Çünkü hobi gerçekten depresyonu alıp götürüyor yani. Bir şeyler üretiyorsun, kendine bir şeyler katıyorsun. Yeni bir model dene mesela, bir şey dikiyorsan. Onun için bir uğraşın olsun ev içerisinde. Ertelediğin ne varsa yap. Evin temizliği olur, dekorasyonu olur. Hani bir şeyler değiştir hayatında. Hiç yapmadığın yemekleri dene mesela. Evet, yemek de olabilir. Bir dizi serisi izleyebilirsin. Çocuğunla yine zaman geçirebilirsin. Yani her şeyi yapabilirsin ama mutsuz olmam için ne yapmam lazım kısmını bir sürü şey söyledim. Spor yapabilirsin. Besin takviyeleri çok mutsuz eder insanı hakikaten. Besin eksikliği diyeyim. İşte B12, demir, çinko gibi mesela saç dökülmesi de yapar. Bunlara dikkat et mesela. Olmazsa kan değerlerine baktır, takviye al. Hani bu şekilde olabilir. Ama ne yapacağım? Ben mutsuzum deyip oturmayacağım. Ne yapacağım? Şükredeceğim ve daha ne yapabilirim? Nasıl mutlu olabilirim? Ya mutsuzum diyen insanlar da hep bir başkasının hayatıyla kıyasım var. Yani mutlu insanın hayatı şöyle olur. Mutlu insan villada oturur. Mutlu insanın şöyle maaşı olur. Şöyle giyinir, böyle yap. Bu değil. Mutlu insan şöyle bakış açısına sahiptir. Ben bunu söylerim. Belki bununla ilgili bir YouTube kanalıma bir video atmayı planlıyorum. Çünkü çok ihtiyaç olduğu belli. Ve ben çok teşekkür ediyorum. Bitti yayının mi? Sonuna geldim. Üzülerek söyleyeceğim. Bitirmem isteniyor. Tamam. Vildan Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir cümle var, söyleyeyim mi? Lütfen. Geçen okudum. Stephen Zweig diye bir yazar var, bilirsiniz. Hı-hı. Diyor ki madem bahara çık. Bir dakika, cümleyi unuttum. Bahara giremiyoruz, o halde bahar bizim evimize gelsin. Madem dışarı çıkamıyoruz diyeceğiz. Biz de öyle yapacağız. Yani yazı evimize getireceğiz. Ve bu cümleyle efendim son verirken Vildan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, bilginize, bizimle paylaştıklarınıza. Derken süremin sonuna geldim. Sorulara vakit yettiğince cevap vermeye çalıştık. Programın tekrarını kaçırmayın. İzleyin YouTube'a düştüğü zaman da. Ve efendim yaz depresyonu kapınızı hiç çalmasın. İnşallah yazı güzel, huzurlu, sağlıklı geçiririz ve şu musibet, bu illet inşallah hem ülkemizi hem de şu dünyayı terk eder ve yine eski normalimize dönmek duasıyla diyorum sizlerden amin alarak. Efendim haftaya görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.